1. Immobile Mario Gomez etkisi yapıyor. Çok net. 2. Rafa Silva Alex de Souza etkisi yapıyor. Bu etkiler öyle kolay yapılabilecek etkiler değil. Rafa Silva sadece ben hücum bölgesinde kalayım. Oralarda ben üzerime düşeni yapayım düşüncesinde olan bir oyuncu değil. Çok mobil, çok fazla gezen, aynı zamanda mücadeleci bir oyuncu. Jetson'la o kadar güzel uyumları var ki. Benim Fenerbahçe'nin şu an ideal orta saham tam söylediğin en baştan beri düşüncem de oydu. Fred, Sofyan Amrabat ve İsmail. Taş gibi orta saha. Atıyorum Fenerbahçe ortalama 55 maç oynayacak. Mesela bu 55 maçın 25'inde 11'de olup diğerlerinde oyuna sonradan giren oyuncu görüntüsü içerisinde olacağını, böyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Bazen sizden güçsüz takıma elenebilirsiniz ama ben oyunun bu kadar kötü yansımasını kabul edemedim. Galatasaray'ın Gelert ve Saray'a 27 milyon avro vermesi bu sene sonuna kadar sorgulanacak bir durumdur. Özellikle Gelert'e verilen 9 milyon avro anlayamıyorum. Yeni sezona başlıyoruz Erbatur Turan Yenekon'la birlikte. Erbatur merhaba, nasılsın? Merhaba Veli, sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Tempolu bir giriş yapalım. Tamam. Direkt olarak bu sezonun en flash takımı Beşiktaş'ta başlangıcı yapalım. Muazzam başlangıç Avrupa'da, ligde aynı şekilde en çok konuşulan konuların başında da herhalde gol sayısı bakımından Immobile bir golcü olarak daha önde. 6 maç 7 gol Immobile'den. Bu transferi nasıl yorumluyorsun? Geride kalan süreçte neler yaptı sana göre sezon başından beri? Bundan sonra neler vaat ediyor? Aslında yani Beşiktaş şu an konuşurken tüme varım da yapabiliriz, tümden gelim de yapabiliriz parça parça. Çünkü net olarak hani o tezahürattaki gibi ölümle yaşamı ayıran çizgi siyahla beyazı ayıramaz ki diyor ya Beşiktaş tribünleri. Geçen sene simsiyahtı, bu sene bembeyaz. Beşiktaş'ın değişimini böyle yorumlayabiliriz. Ve bu parçalar ve bütün olarak oluşuyor. Immobile, oradaki olgunluğu, golleri, kurtluğu, oyunda her şeyi yapmasıyla ayrı bir noktada, arkadaşlarına alan açmasıyla ayrı bir noktada, gerektiğinde bütün deliklerden o topları geçirmesiyle ayrı bir noktada. Ama Immobile'yi Rapa'sız, Van Bronckhorst'suz ve tabii ki Gabriel Paulista'sız konuşamayız. Çünkü en baştan en sona, en sondan en başa bir değişim var Beşiktaş'ta. Ne kadar doğru şekilde o noktaların ortaya çıktığı yansıyor. Erbatur şöyle... Immobile bence çok ciddi bir lider. Yani sadece hücum lideri değil, takım lideri. Yani buna negatif taraftan bakanlar olur, pozitif taraftan bakanlar olur. Süper Kupa'da rakipleriyle boğuşması, Sivasspor maçı aynı şekilde. Gördüğü o sarı kartlarda dahil ediyorum. O sarı kartlarda bir karakter ortaya koyuyor. Bir cesaret ortaya koyuyor ve takımı ayakta tutmak için bu yaptığı davranışlar bir gösterge aynı zamanda. Yani bu savaşan bir oyuncu var saha içerisinde. Takımı adına her türlü her şeyi göze alan ve her türlü savaşı veren bir oyuncu var. Immobile bir lider bana göre. Ve senin dediğin noktaya geçecek olursak o tüme varım kısmında şöyle. Ben bazı konuşmalar da yaptım, araştırmalar da yaptım. Rafa Silva, Immobile, Paulista yorumlarını kısaca yaptırdığımda kulüp içerisinde Immobile net bir lider dediler. Paulista net bir lider. Rafa Silva star ifadesini kullandılar. Rafa Silva etrafına ışık veren, pozitif havası olan, oynayan ve oynatan bir star yorum yaptılar. Ama saha içinde liderlik olarak Immobile'yi daha çok öne çıkarttıklarını söyleyeyim. Aslında burada senin söylediğinden de yola çıkarak net olarak altını çizmemiz gereken bir nokta var. Açlık. Çok önemlidir. İstek çok değerlidir. Ama bunların hiçbirini plansız düşünemezsiniz. İşte burada da Van Bronckhorst etkisi ortaya çıkıyor. Ama böyle senin söylediğin gibi bu kadar isteyen, savaşan, mücadele eden ve bir hedef uğruna Beşiktaş'a transfer olmuş bir lideriniz de olunca saha içinde ortaya geçen seneki bütün yoksunlukları geride bırakmış bir Beşiktaş çıkıyor. An itibariyle bu 180 derecelik değişimi her noktada görüyoruz ama Rafa'yı da ayrı konuşmak gerekiyor. Çünkü ne kadar doğru sistemi, doğru parçaları, doğru açlığı koyarsanız koyun, içine bir de böyle bütün sıradanlıkları sıradanlaştıran bir star ekleyince ortaya hakikaten uluslararası anlamda bir rock konseri çıkıyor saha içinde. Bazı adamlar vardır, sadece kendini ön plana atmazlar. Etrafına da o ışığı saçarlar ve onları da aydınlatırlar. Rafa Silva etrafını da aydınlatan bir oyuncu.
Semih Kılıçsoy'u aydınlatan bir oyuncu. Immobile'i aydınlatan bir oyuncu. Mustafa Hekimoğlu'nu aydınlatan bir oyuncu. Jetson Fernandez'i apaydınlık bir hale getiren bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Rafa Silva'nın. Çünkü Rafa Silva sadece ben hücum bölgesinde kalayım. Oralarda ben üzerime düşeni yapayım düşüncesinde olan bir oyuncu değil. Çok mobil, çok fazla gezen, çok hareketli, aynı zamanda mücadeleci bir oyuncu. Jetson'la o kadar güzel uyumları var ki, Immobile uyumu eyvallah hepsi bir tarafa. Çünkü bazen ortaya geldiğinde Jetson onu gördüğünde savunma arkası koşusunu daha rahat bir şekilde yapabiliyor. Bugüne kadar Jetson Fernandez'e savunma yükünü daha fazla yüklemişlerdi. Doğru. Jetson o yükü üzerinden atmış, kafa olarak rahatlamış ve daha fazla ofansı düşünebilen bir oyuncu haline gelmeye başladı. Tottenham döneminde 60 milyon avro opsiyon koydurmuştu Tottenham. Niye koydurdu? Çünkü o potansiyeli görmüşlerdi ama o potansiyeli ortaya çıkaramadı. Doğru. Ne Tottenham, kısmen Galatasaray'da o potansiyel ortaya çıkmıştı. Ve geçen sezonda Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı Jetson biraz daha göz ardı edilmişti. Ama bu sezondan itibaren o zamanında koydurulan 60 milyon avroluk potansiyel bence Jetson Fernandez'e ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Çok haklısın. Jetsonsuz zaten bu sene Beşiktaş'ı konuşamayız. Ama henüz çok erken olmasına rağmen şunu da söylemek gerekir. Şampiyon takımları sayarken ideal 11'ini büyük ölçüde bir kere de sayarsın. Ve orada özellikle önemli başarılarda, mesela Liverpool düşün, City'yi düşün. Evet. Her ismin çok önemli kendine ait görevleri vardır. İşte Haaland'ın, De Bruyne'nin, Rodri'nin, İlkay'ın sayarsın. Salah'ın, Diaz'ın, işte Mane'nin, Firmino'nun. Başarılar içinde hepsinin önemli görevlerini sayarsın. Şu anda Beşiktaş'ta bir oyuncuyu sayarken diğerinin haksızlığa uğradığını düşünebilirsiniz. Bu şimdiden size umut ettiren bir başlık olmalı Beşiktaş taraftarı olarak maçları izlerken. Tabii ki şunu da atlamamak lazım ama. Hani yeni kurulan bir takım hala bu. Tabii. Parçalar ekleniyor ama eklendikçe o mekaniğin daha da işlediğini görüyoruz. Bu hepsinden bence değerli. Çünkü Van Bronckhorst hocanın burada dokunuşları ve takımda herkesin ayrı bir noktada bir ağırlık hacmi taşıyor olması işte o başarıyı getirebilecek en önemli etken gibi. Gerek uluslararası anlamda gerekse yerel olarak baktığımızda hatta başka branşlara da bakalım aynı şekilde. Başarıya ulaşan takımlarda, şampiyonluğa ulaşan ve şampiyonluk mücadelesi veren takımlarda teknik direktörler veya koçlar futbol takımlarında ortalama olarak 15-16 kişiyle genel itibariyle sezonu götürürler ve böyle başarıya ulaşırlar. Jose Mourinho yıllarca bunu yapmıştır. Guardiola bence aynı şekilde bunu yapıyor. Yani 20-21 oyuncu kullanayım, herkes rotasyona sokayım. Bu çok nadir olan bir durumdur. Ergin Ataman'a bak basketbol takımlarında maksimum 7 veya maksimum 8. Yani genellikle 7 kişiyle sezonu götürür, öyle başarıya ulaşır. Futbolda da birçok verdiğim uluslararası teknik adam aynı şekilde. Beşiktaş'ta da bu durum oluşmaya başladı şu anda. Beşiktaş da bence sezonu genel itibariyle 15-16 kişiyle götürecek ki ideali bence budur açıkçası. Yani şu anda en basit örnek verelim. Kim var kulübeden gelip katkı veren? Hekimoğlu var. Muçi var. Doğru. Aynı şekilde. Endur var. 3 oldu. Savunmada değişebiliyor. Emirhan aynı zamanda katkı yapacak bazen. Tabii. 4. Yani iki daha oyuncu eklersek oraya transferlerle birlikte 15-16. Salih'i de ekleyelim. Salih'i de ekleyelim. 15-16, 16 oyuncu ile birlikte sezonu götürmek çok oynamadan taşlarla başarıya getirecektir Beşiktaş'ta. Van Bronckhorst bence şu anda en doğru hamle olarak bunu yapıyor. Güzel. Rafa Silva ile ilgili şunu ekleyeyim. Ya bana göre yılın transferi. Kesin. Şöyle ki, inan bana bunu ben geçen sezonda hangi takım alırsa alsın Rafa Silva'yı yılın transferi olur diye söylemiştim. Neden söyledim? Bir, elinde bonservisi olan bir oyuncu. İkincisi, bu oyuncu son 5 sezonda 250'ye yakın maç oynamış ve prime döneminde olan bir oyuncu. Prime dönemindeki olan bir oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almak muazzam bir iş. Gerçekten yılın transferi olduğunu şimdiden sezon başı olmasına rağmen sonuca bakmadan ilan ediyorum ben kendi adıma. Ben de bu söylediğine şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Bazen draft seçimlerinde NBA'de oyuncuları tanıtırken hangi oyuncuya benziyor diye böyle örnekleme yaparlar. İşte Grant Hill vari bir oyuncu, Vince Carter vari bir oyuncu falan diye tanıtırlar. İki tane çok büyük efekt var Beşiktaş'ta. Sezon başından beri gördükçe bunu hissediyorum. Bir, Immobile
Mario Gomez etkisi yapıyor. Çok net. Hı hı. İki, Rafa Silva, Alex de Souza etkisi yapıyor. Bu etkiler öyle kolay yapılabilecek etkiler değil. Haliyle hani benzetme olarak bu tanımlamayı yapmamız çok normal. Ya diyebilirsiniz ki ya büyük efsaneler doğru ama sezon başı itibariyle bu projeksiyon bize yansıyor. Onu söylemek lazım. Beşiktaş'la ilgili sence tabii ki bunu yanıtı vermek çok zor ama şu ana kadar sezon başı itibariyle bana göre en başarılı takım Beşiktaş. Totalde değerlendiriyorum. Katılıyorum. Süper Kupa, işte Avrupa mücadelesi, lig hepsini birlikte paket olarak değerlendirdiğinde Beşiktaş bence. Bu başarıdaki en büyük pay kime ait sence? Van Bronckhorst'a. Güzel. Bu kadar önemli oyuncuyu transfer ettikten sonra bu takıma bir baskı takımı oluşturmak. Geriye düştüğü maçı oynadı. 1-0 ilk dakikada öne geçtiği maçı oynadı. Sivas karşısında muazzam bir savunma yapan takıma karşı oynadı. Avrupa'da Avrupa seviyesinde geçiş oyununu oynadı. Ve bunların hepsini bu oyuncu personeliyle farklı modellerle oynamayı başardı. Herkese yaklaşımı özel, çok özel bir lider. Ben Van Bronckhorst'a yazıyorum. Elbette süper yıldızlar olmadan konuşulamaz ama hadi bir efekt benzetmesi daha yapayım. Nasıl Jürgen Klopp zamanında Firmino, Mane, Salah konuşursun ama Klopp'suz konuşamazsın. Şu anki Beşiktaş'ın durumunu da böyle söylüyorum. Rapa'yı, Immobile'yi, Getson'u, Paulista'yı konuşursun ama Van Bronckhorst'u buraya yazmadan konuşamazsın. Katılmakla birlikte daha büyük pencereye doğru gidiyorum. Güzel. Sayın Hasan Arat, Sayın Hüseyin Yücel ve yönetim kuruluna ben bir numaralı payı yazıyorum. Neden diyecek olursak, sezon öncesinde, teknik direktör seçimi öncesinde camia üzerine büyük baskı vardı. Birçok isim gündeme geldi. Yabancı olmasın, yerli teknik direktörler genelde şampiyon yapıyor denildi. Evet. Sergen Yalçın baskısı çok fazla vardı. Evet. Ama eğer futbol aklı kimse onu da ayrı tebrik ediyorum. Yani bir konsorsiyum olduğu söyleniyor gerçi hep birlikte ama muazzam. Van Bronckhorst'u getirmek, devamında Rafa Silva'yı bonservissiz almak, Immobile'yi Lazio'dan çekip almak ki şu an İtalya milli takımının golcü sorunu varken elinde Immobile gibi golcüyü kullanamadı İtalya milli takımı son dönemde, onu söyleyeyim. Retegi gibi bir oyuncuya gittiler. Bana enteresan geldi o tercih. Felix Udokai, Paulista ve Emirhan. Bu oyuncuların hepsinin özelliği, altını çizerek söylüyorum, daha önce geldikleri kulüplerde hepsinin aidiyetli bir şekilde gelmiş olması. Güzel. 8 sezon Rafa Silva Benfica, 8 sezon Immobile Lazio, 6,5 sezon Paulista Valencia, Udokai 5 sezon Augsburg, Emirhan genç yaşına rağmen 6 sezon Çaykur Rizespor. Ve bu oyuncuların hepsi maçları oynayarak geldiler. Senede ortalama 40 maç oynayarak geldiler. En önemli unsurdur istikrar, kalite ve karakter. Beşiktaş transferde belli ki bu 3 unsura çok dikkat etmiş. İstikrar, kalite ve karakter transferleriyle, Van Bronckhorst transferiyle ben payı Hasan Arat, Hüseyin Yücel ve yönetime yazıyorum. %100 ben saha içi için zaten aslında söylemiştim ama o yüzden en başa makarayı sarıp öyle noktalayayım. Beşiktaş'ı şu an tümden gelim, tüme varım bir bütün olmadan konuşamazsınız. Yönetiminden, Sayın Hasan Arat'tan, teknik direktöre, tüm oyuncularına kadar. O yüzden topyekün bir çalışma var. Ama bu topyekün değişimde gerekiyordu. Sayın Hasan Arat ve yönetim bunu başardı. Tabii orada Feyyaz Hoca ile Samet Hoca'yı da göz ardı etmeyelim. İki konu var ki aslında birçok kulübü ilgilendirebileceğini düşündüğüm konular. Transferi konuşulan isimler. Biri João Mario. Beşiktaş için ismi geçiyor şu anda haberlerde. Bir diğer isim de Trippier. Direkt olarak Beşiktaş'a şu ana kadar ismi geçmemiş olsa bile Beşiktaş'ta bir bek oyuncusu arayışı hep konuşulan bir konu. Bir de fırsat transferi olma ihtimali var. Öyle. Eyüpspor'la adı geçti. Enteresan bir şekilde bence. Nasıl yorumluyorsun? Trippier'in olası Süper Lig transferi, Beşiktaş özelinde de değerlendirebilirsin bunu. Ve João Mario ihtimali. Trippier hem Beşiktaş için konuşulmaya başlandı, hem Galatasaray için zaten konuşuluyordu. Trippier nereye gelse kalite katar. Yani size
o az önce bahsettiğin Beşiktaş'ın transfer politikasındaki oyuncularından da biridir. Yani karakterli oyuncudur aynı zamanda. Yeteneğinin mücadelesinin yanında. Bir sağ bek sorunu var mı Beşiktaş'ın? Ben Svensson'un konuşulandan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Performans anlamında da. Bence de. Samet Hoca da mutludur bence bu performanstan. Ama Trippier'e gelirse, böyle bir fırsat doğarsa bu düşünülür mü? Düşünülmez. Senin daha önce söylediğin kadro sayısıyla ilgiliyse Avrupa maçları, Ziraat Türkiye Kupası maçları, lig maçları o kadar fazlalaştı ki böyle bir transferin sayıyı arttırmak dışında niteliği de arttıracağını düşünüyorum. Çok faydalı olabilir. João Mário konusunda çok emin değilim Beşiktaş'ın ihtiyacı olan oyuncu mu? Ya şöyle aslında orijinal olarak 8 bir oyuncuydu. Tabii. Sonra biraz kanada evrildi ama tam kanat oyuncusu değil aslında. Değil işte ondan. İç oyuncusu gibi daha çok. Ama acaba yani Van Bronckhorst istiyorsa saygı duyarım ben. Neden dersen belki aklında başka bir oyun planı daha vardır. Avrupa'da başarı için belki João Mário'yu dahil etmek istiyor olabilir ki João Mário'yu transfer ediyorsanız eğer 11 oyuncusu olarak düşünerek etmeniz gerekiyor. O parametreyi de göz ardı etmeden düşünmek lazım ki bu adam 3 sezonda 150 maç oynayarak gelecek yani. O da aynı şekilde Rafa Silva gibi oynayarak gelen bir oyuncu olacak. O da aynı şekilde o bahsettiğim 3 parametreye dahil olan isimler. İstikrar, karakter, kaliteye dahil olan isimlerden biri. Trippier kısmında Svensson konusunda aynı fikirde olmakla birlikte seninle bu 3 parametreyi göz ardı etmeden konuşuyorum yine. İstikrar, Svensson, evet. Karakter, evet. Kalite kısmı aradayım. Doğru. Ama Trippier'i aldığında seviye atlamış olursun. Net olarak bir lider almış olursun. Bir sağ bekten çok daha fazlasını almış olursun. Yani büyük fark yaratır. Bak bir sağ bek deyip geçmeyelim. Gerçekten Trippier olursa eğer Beşiktaş bana göre şu anda sezonun transfer olarak en iyi takımı da tamamen artık zirvelere çıkartmış olur olayı. O zaman zaten Avrupa Kupası'nı hani bir plandan çok net olarak hedef olarak eklersin. Bir de duran topların %70'i gol olur. Mükemmel. O zaman Fenerbahçe'ye geçiyorum. Mourinho'yu konuşalım. Mourinho'nun hedefindeki oyun planı. Ne gözlemledin şu ana kadar? Bunu konuşurken istersen bir haftanın sözünü verelim mi? Buyurun. Haftanın sözü Mourinho'dan. Diyor ki basın toplantısında bu hafta Jose Mourinho. Bu takımın taktiksel futbol kültüründe geliştiğini görüyoruz. Farklı planları uyguluyoruz diyor Jose Mourinho. O zaman konuşalım bu oyun planını. Şöyle aslında hocanın haftanın sözü olarak seçtiğimiz bu sözünde çok net oyun planları üzerine özet yaptığını görüyoruz. Çünkü her açıklamasında, her maçtan önce ya da sonra Jose Mourinho ve oyun içinde şöyle etkiliyor beni. Rakibe göre çok iyi plan yapan bir Fenerbahçe görüyoruz ve her türlü planı uygulayabilecek bir oyuncu personeliyle bunu yapıyor Fenerbahçe. Haliyle Jose Mourinho'nun mesela benim uzak kaldığım fikri Tadic'i sağa atma fikriydi. Hocanın kafasında bazı planlar var. Burada bir değişim var. Yavaş yavaş oluşuyor bu değişim. Ama ben bir gelişim olduğunu da gözlemliyorum. Hani keyif alıyorum futbolun taktik yönünü izlemeyi seven bir futbol sever olarak. Hocanın belli ki takım savunmasını en üst düzeye çekmek gibi bir niyeti var. Bu kesin. Amrabat transferini özellikle istemiş ve o görüntüler beni çok etkiledi. Zamanında tıpkı Jose Mourinho'nun Marsilya'daki Didier Drogba'yı yaptığı konuşmaya benzer bir konuşmayı Sofyan Amrabat'a yaptığını görüyoruz ve bir gün seninle çalışmak istiyorum diyor ve bu buluşma Fenerbahçe'de gerçekleşiyor. Sofyan Amrabat transferiyle aslında hoca bir anlamda planını bize anlatmış oluyor. Muhtemelen Sofyan Amrabat merkezde. Yanında Fred, İsmail veya Szymański. Ama Fred İsmail olduğunda Szymański'yi bir tarafa atıp diğer tarafta Tadic, ileride Dzeko En-Nesyri gibi de zaman zaman oynatacağını düşünüyorum. Özellikle de Avrupa Kupası'ndaki zorluk seviyesi yüksek maçlarda. Benim Fenerbahçe'nin şu an ideal orta saham tam söylediğin en baştan beri düşüncem de oydu biliyorsun zaten. Fred, Sofyan Amrabat ve İsmail. Taş gibi orta saha. Çok hakikaten taş gibi orta saha. O zaman İşte geçişleri oynamak kadar az önce Beşiktaş için konuştuğumuz hocanın Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra gerçekçi olarak Avrupa Ligi'ni hedefleyebiliriz kısmının planını yansıtmış oluyor. Bence çok çok değerli. Bir de tabii bu orta sahaya Saint-Maximin'in biraz daha kendini
bulmak noktasına, fiziksel olarak yükselme noktasına geldiğini düşünürsek, takıma alışma noktasına da, o zaman başka şeyler konuşuyor olabiliriz. Avrupa başarısı, Fenerbahçe'nin lig başarısı anlamında, ki bence çok çok ışıldıyor bu anlamda. Yani şu an belki insanların beklentisinden uzak gibi, ama ben oradaki gelişimin çok net yansıdığını düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Belki acaba diyorum, fikstür mü biraz şey yaptı? Hani zor gibi göründü ya fikstür biraz. Az sonra da konuşuruz hızlı bir şekilde ama hatta yeri gelmişken değineyim. Ya Fenerbahçe'nin fikstürü, daha doğrusu çektiği rakipler kolay rakipler değil. Ama ben Fenerbahçe'nin bu rakipler karşısında 16-17 puanlara ulaşabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ve dolayısıyla ilk 8'i hedefleyip direkt olarak çıkma ihtimalinin olduğu düşüncesindeyim. Ben de. Hadi yeri gelmişken şuna değineyim. Galatasaray'da hani böyle ya şu rakibi istiyorum, bu rakibi istiyorum desen %80 bunu istersin. Doğru. Zaten birçok algoritmayı dahil ederek bazı şirketler hesaplamalar yapmışlar. 36 takım içerisinde en kolay kurayı çeken takım olarak Galatasaray gözüküyor. Acayip bir durum bu yani. Hı-hı. Dördüncü torbadan çektiğin takımlar, üçüncü torbadan çektiğin takımlar, iç saha, dış saha maçları baktığında çok iyi kura Galatasaray için. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Sen Maximen dedin. Sen Maximen'i sen çok iyi tanıyan birisin. Çok da severim. Çok da seversin. Ama şöyle, o Sam Maximen, bu Sam Maximen mi? Senin dediğin Sam Maximen, Newcastle United'daki. Evet. Ya ben onun hayranıydım. Şimdi tabii yani Arap Yarımadası'na gittikten sonra oyuncuların düşüşünün olduğunu hepimiz gözlemledik. Avrupa Şampiyonası'na da yansıdı bu. Kante hariç. O kazana düştü. Ama Sam Maximen, zaten şöyle bir sorun var. Sam Maximen futbolu doğru oynuyor olsaydı dünyanın en büyük kulüplerinin ilk 11'i, Fransa milli takımının da genellikle ilk 11'i olacak yetenekte bir oyuncu. Muazzam, net özetledin yani. Ama hala şu var. Ligde hoca, Jose Mourinho hocanın tedrisatında işleri biraz daha değiştirebileceğini düşünüyorum. Ya ne zaman pas vereceği, ne zaman şut çekeceği, ne zaman üç kişinin arasına girmeyeceği kararını hiçbir zaman doğru olarak vermedi. Doğru. Ama şu da var. Şimdi bak, bir de oyuncu taşımak diye bir şey var futbolda. Hı. Sen Maximen'i de taşımak zorunda kalıyorsunuz. Doğru. Bekinizde. Şimdi Quaresma'yı da Beşiktaş taşımak zorundaydı ama Quaresma bunun skor olarak karşılığını verirdi. Kesinlikle. Bir de kıyaslamıyorum tabii. Çok başka bir seviyeydi Quaresma. Tarihsel açıdan da böyleydi. Ama en azından belli bir seviyede bunu yapabilirse takım arkadaşlarıyla beraber, o zaman başka bir Fenerbahçe hücum hattı konuşabiliriz o arkadaki taş gibi orta sahayla. Ben zaman içerisinde ana planda olmayacağını düşünüyorum Sam Maximen'in. Olabilir. Bir B planı olarak oyun sıkıştığında veya takım öne geçtiğinde son 20-25 dakikadaki rakip yarı sahada bulunacak boşluklardaki kontra ataklarda daha çok kullanılacağını tahmin ediyorum. Ve bu sezon atıyorum Fenerbahçe ortalama 55 maç oynayacaksa mesela, bu 55 maçın 25'inde 11'de olup diğerlerinde oyuna sonradan giren oyuncu görüntüsü içerisinde olacağını, böyle de olması gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Bir de Veli, şunu ekleyeyim. Bu Avrupa maçları, lig maçları, kupa maçlarının yoğunluğundan bahsettik ya. Orada mesela ideal 11'iniz ikiye bölünebilir. İngilizlerin yaptığı gibi. Jesus'un yaptığı gibi zamanında. Jesus'un yaptığı gibi bu olabilir. Yani El Nesiri, Dzeko değişimi. Güzel. Ya da işte Tadic, Szymański değişimi, artık kim oynayacaksa Sam Maximen değişimi gibi Fenerbahçe'de farklılıklar görebiliriz diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Özellikle El Nesiri, Dzeko tercihi muhtemelen böyle olacak gibi geliyor bana. Bence de. Fenerbahçe'de, bak çok zor bir soru soruyorum sana şimdi. Zor. İzleyicilerimize de sorayım aynı zamanda. Zor. Burada yorum bekleyelim. Fenerbahçe'de sezona en iyi başlayan futbolcu kim? Fred. Değil ya mi? Bende 5 adaydan biri Fred. Bende 5 aday var. Net kararımı söyleyeyim. Ben Dzeko diyorum ya. Aa, Dzeko da olur ya. Okay. Efe söylesene kim, başını sallayıp duruyorsun. Hayır diyorsun. O da var adayda. Bak, ben adaylarını söyleyeyim sana. Dzeko, Fred, Tadic, Çağlar Söyüncü, Osterwolde. Bak bunu söylüyorsan Fenerbahçe sezona büyük anlamda iyi başlamış demektir ama. Bence iyi başladı. İşte zaten bence bu söylediğin şıklar bunu biraz açıklıyor. Yani
belki insanlar Jose Mourinho kütlesinden dolayı daha başka bir başlangıç bekliyordu ama olay ne kadar iyi de başladığın değildir, ne kadar iyi bitirdiğindir ve yolculuğun da kendisidir. Yani oradaki süreci de böyle görmek lazım. Fenerbahçe düşünülenden daha iyi bence şu an geldiği noktada. Sen bir Fred diyorsun. Hadi ikiyi de söyle hadi. İki. İkinci isim. Dzeko ve Çağlar. Sıralama yapayım hadi. Üç yapıyorsun o zaman. Tamam. Ben de bir Dzeko. İki Çağlar Söyüncü. Üç de... İrfan Can dersin şimdi sen. Yok değil. Yani İrfan Can diyebilirdin ya. Yok diyemeyeceğim. Fred Tadiç arası gittim geldim Fred. Üç Fred diyorum. Dzeko, Çağlar, Fred benim de sıralamam bu sene. Ya İrfan Can'ın ne kadar önemli oyuncu olduğunu görüyorsunuz değil mi ya? Bir şey söyleyeceğim. Her oyuna sonradan girdiği her saniye hep oyunun içinde olup yüksek konsantrasyonla küsmeden, kırılmadan, gücenmeden her şeyini verir misin? Her topta değerli olur mu kullandığın? Bir de oyuna akıl katan adamların hastasıyım. Evet. Girdiği anda öyle bir oyun IQ'su yükseliyor ki Fenerbahçe'de. Çok özel oyuncu ya. Erbotur, geçiyorum Galatasaray'a. Buyurun. Galatasaray'da çok garip bir şekilde anlamlandıramadığım bir transfer bilmecesi var. Yani plan nedir? Aklınızdaki plan nedir? Kim gidecek? Kim gelecek? Kim kalacak? Bir şey söyleyeyim mi? Yani son iki sezonun şampiyonu Galatasaray. Geçen sezon 102 puanla şampiyon olmuş Galatasaray. Maalesef sezona plansız girdi. Bak yaz döneminde kesinlikle planlanmamış bir şeyler. Planlandıysa da o plan devreye girememiş, öyle söyleyeyim. Sana soru. Plansız hareket etmek mi, kötü planlı hareket etmek mi daha kötüdür? Güzel soru. Plansız hareket mi, kötü planlı hareket etmek mi? Yani... Hiç plansızlıktansa en azından bir planımız yani, olsun. Evet, öyle gibi. Önemlidir. Evet. Öyle gibi. Ama Galatasaray'ın maalesef plansız olduğunu görüyorum. Neden? Bir anda Hermoso transferi gündeme geldi. Fırsat transferimdir, evet. Yani o Beşiktaş'ta saydığım o 3 unsura dahil edebileceğimiz türden bir transferdir Hermoso. Kesin. Kalite, karakter, istikrar, her şey var. Muazzam bir stoper. Ama sen böyle bir niyetteysen eğer, bugüne kadar Davinson, Nelson, Abdülkerim bunlardan birini çıkarmayı planlayabilirdin elden. Madem bir stoper ihtiyacın vardı. Bunlar sende duruyorlar şu anda ve 5 Eylül akşamında sen Avrupa Ligi için son listeyi vermek zorundasın. Hermoso'yu aldın diyelim. Bir araştırdım, merak ettim. Acaba neyi planlıyor Galatasaray diye. Duydum ki üçlü savunma geçmeye ihtimallerinden bahsediliyor. Ya üçlü savunmaya geçecekseniz eğer bu Eylül ayında mı bir anda ortaya çıkar? Hı-hı. Bunu kamp döneminde yaparsın bunun şeyini. Maçlarda oynamaya çalışırsın. Ya o dönemde yaparsın bu stoper transferini eğer varsa böyle bir şey. Bana bu çok enteresan geliyor. İki, Ziyech kalacak mı gidecek mi? Ya bu Eylül ayının konusu mu ya? Ziyech gibi değerli bir oyuncuyu değersizleştirmek, Zaha gibi bir kaliteyi değersizleştirmek, Oliveira'yı değersizleştir. Geçen sezon Mertens de az daha öyle olacaktı. Adam çıktı kendisi takır takır oynadı, formayı aldı, devam etti. Bu sezon başı aynı şekilde Young Boys maçında yedek kalan bir Mertens. Anlamlandıramadığım şekilde çok garip bir plansızlık ve kaotik bir ortam var yani. Garip geliyor bana bu durumlar. Ben en çok Young Boys maçında hayal kırıklığı yaşadım bir futbol sever olarak. Ya şeye de bakmam ben. Ya tamam hani oyuncu değeri olarak Galatasaray çok ağır basar tabii ki. Bu başka bir şey. Ama bazen sizden güçsüz takıma elenebilirsiniz. Bu oldu dünyada. Ama ben oyunun bu kadar kötü yansımasını kabul edemedim o süreçte. Bir de o ilk 11 kadrosu, maça çıkılan 4-4 ikili kadro, ben nasıl olsa yenerim olarak bakılmış ve bu çok aslında tehlikeli bir bakış açısı. Kesinlikle. Bu yüzden hayal kırıklığına çok uğradım. Çünkü tamam kültür, DNA gen olarak elbette de orada da üstesin. Oyuncu kalitesi ve oyuncu değeri olduğun kadar. Ama bu işte bak buradaki plansızlık yansıması, belki konsantrasyon düşüklüğü yansıması, belki konuşulan bir doymuşluk olduğu yansıması gibi gibi birçok başlığın birleşimi oldu. Ben orada çok hayal kırıklığına uğradım. Bir de bu planlamada transfer
seçimlerinin hayal kırıklığını yaşamadım desem yanlış olur. Çünkü 20 milyon Sara, 8 milyon Yelert, alacağın 30 milyon Şampiyonlar Ligi'ne girdiğinde girsem bile o karşılığa değer mi? Bence daha farklı yaklaşılabilirdi transferlere diye düşünüyorum. Haliyle tabii ki bir başlangıç ve değişim sonradan olabilir ama çok fazla burada ayar yanlışlığı yapıldığını sezon başında düşünüyorum. Yelert ve Saray'a 27 milyon euro bonservis bedeli ödediniz. 27 milyon euro iki oyuncuya bonservis bedeli veriliyorsa bu oyuncular geldiğin ertesi günü fark yaratması gerekiyor, açık konuşayım. Yani öyle uyum zamanı falan filan geçelim o işleri. Şöyle bir şey yok. Görüyoruz Beşiktaş'ta öyle bir sıkıntı oldu mu? Olmadı. Fenerbahçe'de aynı şekilde. Yani kaliteli futbolcu direkt olarak fark yaratır. İstanbul'a alışacağım, Fenerbahçe'ye alışacağım, Galatasaray'a alışacağım gibi bir durum olmaz kaliteli futbolcuda. Kaliteli futbolcu direkt olarak fark yaratır. Galatasaray'ın Yelert ve Saray'a 27 milyon euro vermesi bu sene sonuna kadar sorgulanacak bir durumdur. Galatasaray'ın da her zaman karşısına çıkacaktır. Ta ki bu iki oyuncu acayip işler yapana kadar. Çünkü bunlar sıra dışı bonservis bedelleri. Öyle. Bu bir gerçek. Özellikle Yelert'e verilen 9 milyon euro anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Umarım yanılırım. Ama anlayamayacağım galiba hiçbir zaman içinde. Trippier'den bahsediyoruz. Alırsın Trippier'i. Tabii. 3 yıl boyunca sana fark yaratır. İddia ediyorum bir sabık ama Young Boys maçlarında Trippier olsaydı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalırdı. Bak iddia ediyorum bak bunu yani. Ve o para da cebinde kalırdı. Ya şunu mu düşünüyor acaba insanlar? Yelert'e 9 milyon euro yatırım yaptın. Evet sen de oynayacak sonra 20'ye mi vereceksin? Bana göre bir hayal. Belli bir de yani şimdi Jacobs geldi. Jacobs, evet. Değil mi? Jacobs diyoruz. Jacobs diye. Jacobs geldi. 12. sol beki olmuş Okan Buruk döneminin. O nedir ya? 12. 11 geride sol bek var. Fananoğlu döneminden başlıyor. Buraya kadar sol bekte oynayan 12. oyuncu. Yani çok doğru transferler yapıldı. Icardi gibi, Mertens gibi ama yanlışlar da yapıldı ve şimdi biraz daha oyun bozulması ya da transferlerden istediğin katkıyı almayınca bunlar daha keskin konuşulur. Konuşuluyor da. Hani diyorlar ya, ya yıllık ücreti işte böyle oyuncularıma 4 milyon avro oluyor, 5 milyon avro oluyor. Bunu dert etmesinler. Versinler. Neden biliyor musun? Sonra onun düşük olsun diye o ücreti 15 tane oyuncu değiştiriyorsunuz. 15 oyuncu değişiyor pozisyonda. Başarıya ulaşamıyorsunuz. Aradığınız oyuncuyu bulamıyorsunuz. Oyuncuyu göndereceğim diye maaşını verip gönderiyorsunuz ayrıca. Yani diğer oyuncuyu alacağınızın 3-4 katı aslında masraf ediyorsunuz. Ama örnek veriyorum, Trippier'i almış olsanız ya da Rabiot'u almış olsanız net olarak sonuç alacağınızın garantisi olan bir oyuncu alacaksınız siz. En kötü Telles'i geri aldı. Ya en kötü Telles'i geri aldı, doğru söylüyorsun. Yani enteresan, feshedildi El Nasır'la da Alex Telles'in sözleşmesi. Ama Gelert'i aldın artık. Çok enteresan, ben anlam veremiyorum. Bu arada bu sezon değil sadece. Geçen sezon da Galatasaray çok yanlış transfer yaptı. Yani konu şey değil sadece. Hani Erden Timur gitti, transfer böyle oldu. Ben buna katılmıyorum. Ben öyle düşünmüyorum sadece. Ben geçen sezon da yanlıştı. Bu sezon da yanlışlar. Üstüne konularak artarak devam etti. Düşüncesi içerisindeyim Galatasaray'la ilgili olarak. Şu notu düşeyim tabii. Hani o bölgede hoca 11 oyuncu denemiş. Yani Abdülkerim de oynadı. Berkan'ı da attı. Maalesef. Sol bekte değil mi? Sol bekte. Yani o kadar olmadı yani. Şey konusu çok garip geliyor bana. Ziyech'i gönderelim son dakikada. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ziyech Olympiakos deniliyor. Hı hı. Bak gitsin Olympiakos'a. Bak görelim Ziyech neler yapıyor. Bak iddia ediyorum burada bak yani. Ziyech'in şu an mental sorunu var mı şu anda? Bence yok. Ziyech'in derdi oynatılmamak şu anda. Fiziksel sorunu var mı? Bence şu anda fiziksel sorunu Ziyech'in bana göre yok. Ziyech düzenli olarak oynatılsa ve onun üzerine plan yapsan fark yaratacağını düşündüğüm bir oyuncu olduğunu hala iddia ediyorum. Problem Ziyech'te değil. Problem Galatasaray'da. Sen bu oyuncuyu alırken ne oyuncu alıyorsun? Premier Lig'den gelmiş bir yıldız alıyorsun ve aynı zamanda Kuzey Afrikalı bir oyuncu alıyorsun. Ama bu kadar yıldızı almak da o zaman konuşmuştuk işte sende. Hem Zaha hem Ziyech, Kerem varken, Barış varken, Icardi varken arkasına oyuncu alıyorsun. Bak planlamada da hata oluyor. Doğru. İşte. Bir de mesela şeyi söyleyeyim. Adana Demirspor maçı öncesi yayındaydık maç önünde. Kadro üzerinde konuşurken Demirbay görünüyordu kadroda. Evet. Sara'nın çünkü çocuğu olduğu için İngiltere'ye evet. gitti. Dedim zaten olması gereken bu. Ya orada ideal olan Torreira Demirbay'dır. Zaten o farkta ortaya çıkıyor. Şimdi abi Sara daha ona
ona menşeili bir oyuncu. Yani bu da bazı başlıklar oluyor. Torreira'ya da yazık oluyor. Hakikaten böyle bir yük binmesi yok. Ya Allah korusun sakatlandı Torreira. Allah korusun. Büyük sıkıntı olacak. Çok büyük sıkıntı olacak. Ve Okan Hoca'nın orta saha konusunda basın toplantısında 8 numara haberleri görüyorum. 12 kişi mi oynayacağız anlamadım gibi bir şey söylemesi inanamadım yani. Gerçekten inanamadım. Fenerbahçe bu orta sahanın üzerine Amrabat transferi yapıyor. Beşiktaş orta sahanın üzerine eklemeler yapıyor transfer olarak. Galatasaray'da orta saha yok 8 numara doğru dürüst. Ve daha 8 numaradan bahsediyorsunuz diye Okan Hoca biraz istemi diyor basına. Bana enteresan geldi. Son olarak o zaman... Bir de orada beni şey üzdü ya hani City ya da Real Madrid'i tutun ifadesi vardı ya Okan Hoca'ya. Evet. Ama o gerginliğinin yansımasıydı kesinlikle bence. Kesinlikle gerginliğin yansıması. Okan Hoca kabul etmese de bir gerginliği net olarak olduğunu hep birlikte görebiliyoruz. Son olarak Erbatur o zaman Icardi yaklaşık bir ay yok. Icardi'nin bir ay olmaması... Bir baktım bir anda böyle panik havası esmeye falan başladı. Hı hı. Tabii ki son iki yılın en değerli oyuncusu açık ara eyvallah kabul ama Galatasaray'ın bu sene yaptığı tek doğru transfer Batshuayi transferi. Bak onu da dahil ederim mesela. Üç kulübün mesela sıralaması yapsak doğru. Rafa Silva'yı en başa koyarım. Batshuayi net ilk beşe koyarım en iyi transferlerden hı hı. bir tanesi. Bol servisi yok, hazır oyuncu, problem yaratmaz. İki senede verdiğini görüyoruz Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de vesaire derken. Yani bu kadar endişe edecek bir durum var mı ya Galatasaray'da gerçekten Icardi bir ay yok diye? Senin elinde Batshuayi var. Batshuayi herhangi bir oyuncu mu yani? Bir yerde konuşuluyordu. Bu güzel bir konu. Hayır, Batshuayi çok önemli bir transfer. Evet. Ama Batshuayi ilk 11 oyuncusu olduğunda yedekten geldiği kadar etkili oluyor mu? Bunun üzerine bir tartışma vardı. Sen ne düşünüyorsun? İlk 11 oyuncusu olduğunda acaba o Beşiktaş döneminde yaşadığı, Belçika milli takımında ya da zaman zaman yaşadığı ya da Palace'da zaman zaman yaşadığı ya da Chelsea'de baskı konusu mu üstüne ekleniyor? Girip oyunu değiştirmesi istendiğinde daha rahat hareket ettiği için mi daha iyi oluyor? Bu bir başlık, bunu koyayım kenara. Ama ben Galatasaray'ın oyunu beklendiği gibi olursa Batshuayi'nin performansının yüksek olacağını düşünüyorum. Ben... Çok katılmıyorum o başlığa. Yani sen iki başlık açtın. Ben 11'de de oynadığında oyuncunun düzenli olarak oynamış olsa başarılı olacağını düşünüyorum. Tabii biz hep sonradan girdiğinde başarılı olduğunu gördüğümüz için bunu ağırlıklı olarak konuşmaları insanların doğal bir şey ama ben Batshuayi'nin de direkt olarak başladığında Fenerbahçe'de çok katkı verdiğini gördük hep birlikte. Galatasaray'da da Icardi'nin yokluğunu çok fazla aratmayacağını oynadığını da ben düşünüyorum açıkçası Galatasaray kısmında. Bir de Hermoso konusunu ekleyeyim. Roma'ya kaptırması Galatasaray'ın normaldir. Olabilir bu. Fakat herkese duyurup, her yere haber salıp, yarın özel uçakla geliyor diye haberler verip, bütün muhabirlerin bu haberi girdikten sonra kaptırması, yani büyük başarısızlıktır, onu açık konuşayım, açık söyleyeyim. Çünkü Galatasaray transferde bu sene yaptığı en büyük hata şuydu, oyunculara hissettikleri o aidiyeti, değeri, çok göstermediler. Kerem Demirbay'ın bir röportajı var. Yanlış hatırlamıyorsam galiba Kafa Spor'da verdiği röportaj olabilir. Oradaki röportajda diyor ki niye Galatasaray'a gelmeyi çok istedim? Çünkü Fatih abi diyor İtalya'daki tatilini iptal edip Bodrum'a benim yanıma geldi. Hmm. Bana her şeyi tek tek yüz yüze anlattı. Ne kadar değerli olduğumu hissettirdi. Ben de onlar için... Simon Rolfes'le Bayer Leverkusen'de buraya girebilmek adına kavga ettim. Oysa beni isteyen, onlara para teklif eden, bonservis teklif eden başka kulüpler vardı dedi. O aidiyeti hissettirmek lazım oyuncuya. Değerli olduğunu hissettirmek lazım. Galatasaray bunu bence bu sene yeterince yapmadı. O yüzden şu ana kadar transferde başarısız geçen bir sezon. Bir de 5 Eylül akşamına kadar yapacağı ve yapmayacağı transferlerle Avrupa'ya ne kadar önem verdiğini bence direkt olarak göreceğiz diye düşünüyorum. Demin senin söylediğinden bir ekleme yapmak istiyorum programa. Senin söylediğinden bir başlık açalım. Süper Lig'de bu sezon yapılmış en iyi 3 transfer sence kim Veli? İzleyicilerimize de soruyorum. Sizce kim? Buraya not düşelim. Güzel. 1. Rafa Silva. %100. İki numara Immobile. Immobile. Evet, 2 numara Immobile. 3 numarada iki oyuncu arasında gidip geliyorum. Birisi Sofyan Amrabat bana göre. Henüz görmedik, oynayacak ama göreceğiz zaman içerisinde
niye bu cevap verdiğimi veya Batshuayi. Hiç farklı bir yere gitmedim. Sıralamam birebir seninle aynı. 1 Rafa, 2 Immobile, 3 Amrabat ya da Batshuayi. Ama Amrabat'ın şu an konuşulduğundan daha büyük etkisi olacağı fikrindeyim. Ben de aynı fikirdeyim. Kesinlikle çok da güzel bir soru oldu. Yorumları bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Haftanın kahramanını seçelim Erbatur. 4 adayımız var. Dušan Tadić, Jetson, Piontek, Kerem Aktürkoğlu. Ben Dušan Tadić diyorum. Oyuna olan etkisini akıl katmaktan bahsettik. Oyuna kattığı zekayı, liderliği, karakteri hep görüyoruz. Ama yaş ilerledikçe bundan hiçbir standart sapma olmaması, oyuna böyle fark oluşturarak etki yapıyor olması beni çok etkiledi. Bu haftaki galibiyette de mimardı Fenerbahçe adına. Ben Dušan Tadić diyorum. Benim de tercihim Dušan Tadić net olarak. O attığı gol, kalite ortaya koyması ve karakteri her zaman disiplinden vazgeçmeyen, yedekte de kalsa sorun etmedi, farklı bölgede oynadı sorun etmedi. Bütün genç oyuncuların örnek alması gereken ve hayatını araştırması gerektiğini düşündüğüm bir profesyonel. Bence de bu haftanın kahramanı Dušan Tadić diye düşünüyorum. Bir de haftanın hayal kırıklığı var. Aslında bu hafta o kişi takımın başında yoktu. Ama sezonun da hayal kırıklığı diyelim şu ana kadar sezon başı olması itibariyle Abdullah Avcı. Trabzonspor Abdullah Avcı'yı yollara ayırdı. Nasıl yorumluyorsun? Artık muhtemelen bir Şenol Güneş hamlesi geldi gibi. Yani aslında o kadar çok başlık var ki hoca bazı şeyleri anlatıyordu ama oyunun içinde kalmak isterken bile artık mental olarak oyun içinde kalamadığı çok yansıyordu açıklamalarına. Bir de Avrupa'dan elenme kısmı iki parça halinde. Bir de elenme kısmı hele ikinci maç ya yani ikinci turdaki süreç çok kabul edilebilecek bir süreç değildi. Belki uzun vadede söyleyeceklerini yapabilirdi ama artık bir kopuş olduğunda özellikle türbünle, oyunun kendisiyle o toparlanamayabiliyor. Daha önce büyük takımlarda bunun çok yansımasını gördük. O noktaya gelmişti. Şampiyonluk yaşadı Trabzonspor'la ama hayal kırıklığını da yaşadı ve yaşattı. Hoca için biraz talihsiz bir süreç oldu. Genelde teknik direktörlerinin sorunun gelmesindeki en büyük etken bir kulüpte oynattıkları ve oynatamadıkları oyun planı falan olmuyor ağırlıklı olarak. Bence daha çok maç sonu ve maç önü yaptıkları açıklamalar oluyor. Yani hem basın toplantısı hem de flash alandaki röportajları oluyor. Abdullah Hoca'nın bu anlamda açıklamaları biraz hayal kırıklığı gibiydi daha çok. Ve bence gidişindeki hızlanması o sürecin bundan kaynaklı olduğu görüşündeyim. En doğal ve en doğru iki aday vardı. Fatih Tekke ve Şenol Güneş adayları vardı. Ben ikisinin de doğru aday olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama Fatih Tekke uzun yıllardan beri çok fazla istiyordu. Çok istiyordu yani. Trabzonspor'u ben çok istiyorum, hayalim. Trabzonsporlar da onu çok istiyordu. O birliktelik bir tık daha fazla yani bana yakın gibi geliyordu. Ve aynı zamanda o birlikteliğin daha başarılı olma ihtimalini daha yüksek olarak görüyordum. Fakat Şenol Güneş'in de uzun zamandan beri takım çalıştırmıyor oluşu ve bu süreci gözlemlemesi muhtemeldir ki gelecekte Trabzonspor'un yeniden teknik direktörü olabilir mi? İlla ki aklından geçirmiştir doğal aday olduğu için ve analizini de yapmıştır diye düşünüyorum. Onun da gerekli başarıyı yakalayacağını tahmin ediyorum ben. Böyle son ana kadar bence büyük takımların yarışın içinde olacağı bir sezonda Abdullah Hoca dönemi kapandıktan sonra Şenol Hoca'nın olduğu bir Trabzonspor'un bir hikayenin içinde yer alma ihtimali bence her futbol severi heyecanlandırıyordur oyun anlamında ve tribünle olan kopuşun ardından takımdaki tutku anlamında. Bu birleşim sağlanırsa başka şeylerde konuşabilir Trabzonspor. O halde ağzına sağlık. Senin de belli. O zaman gelecek hafta görüşelim yeniden. Beğenirseniz programımızı, abone de olursanız seviniriz. Hoşçakalın.